Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün size Logitech F kaçtı ya bunun adı? F710'du galiba. Evet. F710 gamepad'ın şu sağ tetik tuşunun kendi kendine manyak gibi basması durumunu nasıl çözeriz? Onu size göstereceğim. Ne diyelim bu hataya, hatta huzursuz sağ tetik sendromu diyelim hatta. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim soranı. Bakın hemen başladı zaten. Bakın buna bastığı tuttuğumda korumayı alması lazım normalde adamın. Bakın bırakmıyor. Bırakmıyor bile bakın. Heh. Oynuyorsun. Bir kere bassan ha gene geçti bak. Bir iki kere basıyorsun falan. Arada kendi kendine bastırı kalıyor. Ha mesela yaptı, yine yaptı. Bastırı kalıyor. Kendi kendine basıp basıp duruyor. Kımlayamıyorum bile bakın şu an oyunda hep korumadan. Yani bunu bu Gamepad'ı işte satın alıp da kullanıp da 1 yıl sonra yaşayan da var. 2 yıl sonra yaşayan da var. Ben 3-4 yıl kullandım. Ondan sonra böyle bir şey olmuştu. Sonra akışına bıraktım. Buraların aktif olmadığı oyunlarla kullanmaya başladım bu Gamepad'ı. Yani şuraların sana yettiği, hatta bir de şunları özellikle de emülatör tarzı şeylerde tuşları atayarak, hani şuraları atayım, şu düğmeleri atayım, hadi bir de bunlara da bir şeyler atayım. Buna boş kalsın dediğim zaman kafam rahat kullanıyorum. 4-5 yıl filan böyle şey oldu. Sonra baktım, ben de araştırmıştım bir aralar. Bu az sonra size göstereceğim taktiği öğrendim. Yaptım. 3-5 ay dayanıyor arkadaşlar. Az sonra yapacağım şey yaparsanız geri eski haline geliyor. Bu huzursuz sağ tetik sendromu saçmalığını yapmıyor. Evet, bir size göstereyim şimdi yapacağım şey arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gamepad'ımızın içini açacağız hızlıca. Açtık arkadaşlar. Şimdi bu right trigger, yani buradaki şöyle alalım, elimize dolaşmasınlar. Right trigger'deki bu sorun. Hani bu gamepad'ın dediğim gibi en başta buralar gidiyor arkadaşlar. Çünkü bunlar gibi tek basma ya şeyi yok, fonksiyonu yok. Ne kadar basarsan o kadar işlediği için şu zımbırtısı. En başta bunlar, şu sarı şeyler bozuluyor arkadaşlar. Hatta kameraya şöyle yaklaştırayım ha. Şuraları en başta gidiyor şunlar. Şimdi oralara ne yapacağız arkadaşlar? Size göstereyim basitçe. Normalde pas sökücü kullanıyorlar galiba başka tamirciler, ama ben kolonya damlatıyorum orasına ve hani birkaç ay dayanıyor, 5-6 ay dayanıyor kolonya damlattıktan sonra. Evet, kolonya damlatacağız arkadaşlar. Orayı fixlemenin, tamir etmenin yöntemi en azından benim bildiğim varsa pas sökücü de olur yani. Pas sökücü daha iyi olur. Esas yabancı bir kanalda görmüştüm ben de daha önceleri. Pas sökücüyle yapıyordu adam. Ama ben de pas sökücü olmadığı için mecburen kolonya damlatacağım. Kolonya kuruyacak. Kuruduktan sonra geri şey yapacağız. Çok az ama çok fazla değil arkadaşlar. Bir damla falan yani. Şöyle göstereyim size. Şuradan bu yan tarafından içine girmesi lazım biraz. Güzel. Biraz da bu tarafına dökelim. Tamam. Şimdi bu bir şase durumu yapmayacak. Kolonya uçucu bir madde olduğu için arkadaşlar biraz hatta biraz kıpırdatalım.
Bunu şöyle açıkta arkadaşlar, böylece bunu yaptıktan sonra açıkta bir 20 dakika kadar bekletelim. Kolonyası kurusun bir güzel. Şu şekilde koyup masaya. 20 dakika sonra, kuruduktan sonra tekrar bunu toplayacağım, bu gamepad'ı, ve deneyeceğiz. Bir 5-6 ay götürüyor dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi görüntüyü kapatıp 20 dakika bekleyip tekrar toplayacağım gamepad'ı. Evet, kolumuzu 20 dakika kadar beklettik arkadaşlar. Evet, iyice bir kolonya kurudu. Bakalım, toplayalım tekrar, bir deneyelim. Evet, tamam. Şimdi bir deneyelim bakalım arkadaşlar. Yine Mortal Kombat 9'u açacağım. Bakalım işe yaradı mı yaptığım şey. Evet, oyunumuz açıldı arkadaşlar. Bu kadar basit. Evet. Hiçbir şekilde takılı kalmıyor. Tekrar tekrar basmıyor kendi kendine. Bu kadar. Evet. Evet arkadaşlar, dediğim gibi birkaç ay bu kolonya veya işte bu pas dökücü bir iki damla damlatıp, birkaç damla damlatıp dinlendirip geri topladığınız zaman, bu işlemi yaptığınız zaman bir 5-6 ay falan gidiyor. Gerçi bu kullanma şeyinize de bağlı ama yine bu sorunu yapıyor yani 5-6 ay sonra falan. Daha düzgün bir kullanım senaryosu da bu tetikler olmadan oynanabilen oyunlar. Hiç bunlarla muhatap olmayacak oyunlarda siz bunu, bu hatayı hissetmiyorsunuz bile. Mesela işte emulatörlerde sadece şunlar, şunlar, şunlar ve şu üstteki birer tetik, üstteki tetiklere, yani şunlara atadığınız zaman tuş kombinasyonlarınızı, bu tetikler sizi rahatsız etmiyor. Yani bu Logitech Gamepad'ı, kablosuz Logitech Gamepad'ı bayağı bir dayanıklı bir ürün. Çok yılları deviriyor. Bu 6-7 yıl olmuştur ben bunu kullanıyorum. Şu şeyin lastiğini değiştirdim işte ve onun hariciyetinde ara sıra bunu yapıyor. Ne zaman işte ben dedim ya, demin videonun başında ben bayağı bir kullandım. Sonra yapmaya başlayınca da bu 2 ya da 3.'ydü yanlış hatırlamıyorsam bu işlemi yapmam bu Gamepad'a. Bunu yaptığınızda da birkaç ay daha gidiyor arkadaşlar. Çok nadir kullanıyorsanız 6 ay gider en az. Sonra yine içini açıp birkaç damla kolonya ile ya da işte pas dökücü olsa daha iyi olur galiba. Bu şekilde bu hatayı fixleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Giderebiliyorsunuz. Evet, video buraya kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ben de eğer aynı sorunu yaşayan kardeşlerimizin bu hatasınız problemini giderebildiysem bu videoyla, ben de çok size teşekkür ediyorum. Siz de bana teşekkür ediyorsunuz o zaman. Bay bay.